Türkiye bugün bir cinayet görüntüsünü konuşuyor. Gören herkesi, deyim yerindeyse, darmadağın etti. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un o son anlarının görüntüsü. 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kadın katledildi, Emine Bulut. Son sözü "ölmek istemiyorum" oldu. Kızının "anne gitme" feryatları yükseldi. Sözü Duygu Ayaz'a bırakıyorum ben. Bir yaratmış Allah tüm insanları, ayrılık insanın sözünden olur. Emine Bulut 1981 yılında Kırıkkale'de doğdu. 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından takip edilerek bir kafeye sokulan Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. "Ölmek istemiyorum." Bu feryat hala kulaklarımızda. O gün Emine Bulut için diğer günlerden çok farklı olacaktı. Eski eşi Fedai Varan sürekli problem çıkarıyor, hakaretler ediyor ve tehditler savuruyordu. "Ablam hamile kaldıktan sonra çocuğu doğum yaptı. Biz bu Fedai denen karaktersizi aradık. Dedik ki kızın oldu. Biz bunu söyledikten sonra, annem bunu aradı, annem söyledikten sonra annemin yüzüne kapattı telefonu. Ta ki 2,5-3 yıl sonrasına kadar. Çocuk baba hiçbir zaman bilmedi. Amca bilmedi, babaanne bilmedi. Baba tarafından hiç kimseyi tanımadı çocuk." Emine Bulut ve Fedai Baran 6 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini ise anneye verdi. Emine Bulut kızıyla birlikte ailesinin yanında yeni bir hayata başladı. Ama öyle olmadı. Katil zanlısı eski eş ne kızına ne de kızının annesine huzur verdi. "Bu çocuğa babam babalık yaptı, dayılar da babalık yaptı. Annesi hem annelik hem babalık, her şeyini annesi, varını yoğunu her şeyini ona verdi. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra biz gene de çocuk babasız büyümesin diye biz araya girdik, barıştırdık biz bunları. 3-4 ay denediler. Bu alkolü, uyuşturucuyu, kumarı, hiçbir şeyi hiçbir zaman bırakmadı." 18 Ağustos 2019 günü Emine Bulut 10 yaşındaki kızıyla birlikte çarşıya çıktı. Fedai Varan o günde telefonla tacizlerini sürdürdü. Bunun üzerine saat 14.00 sıralarında Emine Bulut kızıyla birlikte Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gitti. Emine Bulut öldürülmeden saatler önce kızıyla birlikte polise sığınmış ve takip edildiğini söylemişti. Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 10 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşiyle tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiği yer alıyor. Tahmini 10-15 dakika sonra camdan eski eşi tarafından takip edilip edilmediğini kontrol ederek saat 14.49'da karakoldan ayrıldığı anlaşılıyor. Olay günü kız kardeşim arıyor, çocuğunu görmek istediğini söylüyor. Ablam alıyor, çocuğunu götürüyor göstermek için. Oturuyorlar bir yerde, muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. Sonra bu orada tartışıyor. Ablama ters yüz konuşmaya başlıyor. Sonra ablam çocuğu yanına alıyor, babamı arıyor. Babama diyor ki dolmuşa bindireceğim, baba diyor yoldan al diyor. Bunlar dolmuşa yürürken tartışıyorlar gene. Çocuğuyla beraber dolmuşa biniyor eve gelmek için. O ara dolmuşta kolundan yakalıyor. Fedai Baran ve Emine Bulut o gün öğle saatlerinde yemek yedikten sonra işte bu noktaya kadar geldiler ve dolmuş durağında tartışma başladı. Dolmuşçular falan orada araya giriyorlar, ne oluyor diye. Ablam diyor ki tamam sıkıntı yok, problem yok, çocuğum korkuyor, çocuğumun yanında tartışmayın diyor. Bu kolundan tutunca iniyor aşağıya. Sonra gel konuşalım diye çekiyor ya. Daha sonra verdiği ifadede babasıyla genellikle çarşıda buluştuklarını anlatan 10 yaşındaki F.B.V. "annemle o gün çarşıya gittik, biraz gezdik. Sonra annemle bir iş merkezine gittik. Annem orada mescide namaz kılmaya girdi. Annem abdestini aldı, mescitte duruyordu. O anda mesaj attı, neredesiniz diye. Sonra babasının yanlarına geldiğini ve burada annesinin boğazını sıktığını anlatıyor. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki, 100 metre uzaklıktaki bu dönerciye kadar geldiler. En azından içeriye çağırdı eski kocasını, burada konuşmak istediğini ifade etti. Daha sonra bir müddette burada konuşma geçti. İkilinin arasında o anda 10 yaşındaki kızların da yanlarında olduğunu ifade edelim. Ancak tartışma uzadıkça, ilerledikçe kavgaya dönüştü ve bir an bizim görgü tanıklarından edindiğimiz bilgiye göre bir an Emine Bulut kalkarak kapıya doğru yöneldi ve kaçmaya çalıştı. Tişörtünü kaldırıp belindeki bıçağı Emine Bulut'a gösteren Fedai Varan,
Daha sonra Bulut'u ittirerek bir kafeye soktu ve burada tartışmaya devam ettiler. Etraflarında insanlar şaşkınlıkla bu tartışmayı izliyordu. Fedai Varan bağırıyor, tehditler savuruyordu. Bir süre sonra belinde taşıdığı bıçağı çıkardı ve eski eşinin boğazından bıçakladı. Son sözler, son bakışlardı bunlar. Genç bir kadın Kırıkkale'de kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürüldü. Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı. Emine Bulut kalkarak kapıya doğru yöneldi ve kaçmaya çalıştı. İşte tam o anda Fedai Baran tarafından arkadan saçından tutularak 3 defa boğazından bıçaklandı. Tam 3 darbe aldı. Çevredekiler olaya müdahale etti ve Fedai Varan olay yerinden bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Taksiye binerken de taksici kanrevan içinde Fedai Baran'ı görünce üzerindeki kanın sebebini soruyor. O da kurbanlık hayvan kestiğini söylüyor. Evet, inanması gerçekten güç. Birkaç dakika önce eski eşini, çocuğunun annesini boğazından bıçaklayarak öldüren adam hayvan kestiğini söylüyor. Taksici ve üzerindeki kanın da sebebinin bu olduğunu ifade ediyor. Emine Bulut ise kanlar içinde kalmış ve 10 yaşındaki kızının önünde ölmek istemiyorum diye haykırıyordu. Bir çığlık duyduk. Çıktığımızda artık arkasından girip kesmişti yani. Manzara o kadar ürkütücüydü ki belki de kimse ilk yardım müdahalesi yapmayı düşünemedi bile. Ora dönerciyse onun orada illaki bir imkanı vardı elinde ayağında. Hiç mi bir şey yoktu dışarıda? Esnafların ona doğru her şeyleri doluydu. Hiç mi bir şey alıp da fırlatmadılar kafasına? Çevrede onlarca, hatta yüzlerce insan birikti. Bu sırada bir kişi cep telefonu ile o anları an be an kaydediyordu. Hiç mi ehl-i İslam yokmuş karşısında? Bu çekimi yapıyor, eli tutuyor da. Orada çekim. O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor da bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyorlar? Emine Bulut dakikalar sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama çok kan kaybetmişti ve fazla dayanamadı. Hayata gözlerini yumdu. Bir ince pusudayım, yolumun üstü engerek. Bir garip akşamdayım, sırtımı gözler tüfek. Dakikalar önce eski eşini öldüren adam taksiciden 2 lira para üstünü aldıktan sonra yakındaki bir meyhaneye gidiyor ve orada alkol alıyor. Emine Bulut'u vahşice bıçaklayan eski eş Fedai Varan olayın ardından kısa sürede yakalandı. Mahkemece tutuklanan Varan ilk ifadesinde çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum dedi. Bahanesine bakalım, ne diyor? Velayet konusunu konuşacaktım diyor. Şimdi bu düşüncede olan birisi bıçakla gitmez. Çocuğu ne zaman istese görüyordu. Zaten devlet buna belirli günler veriyor. Senede zaten toplasan 5 defa anca görüyordu. Çünkü istemiyor ki, adamda bir babalık duygusu yok. Çocuk hiçbir zaman ona baba demedi zaten. Olayın yaşandığı lokantanın sahibi de tanık olarak verdiği beyanında ailevi mesele olduğu için karışmadığını ileri sürdü. Sonra Emine Bulut, Fedai Varan'a sen çık dışarı, nereye diyorsan gelelim dedi. Sonra çıktılar. Dışarıda biraz konuştular. Daha sonra Emine Bulut bağırarak içeri koştu. Fedai Varan da arkasından koşarak yakaladı ve belinden büyük bir bıçak çıkardı. Bıçağı kadının boynuna vurduğunu gördüm. Ben kestiğini zannetmedim. Arkasından 2-3 kez daha bıçağı salladı. Emine Bulut yaralı halde yaşamak istiyorum. Ambulans çağırın dedi. Sonra ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdı. Muhtemelde ki kafasında öldürme planı var. Bunun hukuktaki karşılığı tahammüdendir. Tahammüden adam öldürmektir. Cezası da en ağır biçimde adam öldürme suçları içerisindeki en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı verdiği ifadede olayı şöyle anlattı. Dolmuş durağının orada bizi bekliyormuş o kişi. Oradan annemin kolunu sıktı. Dolmuştan dışarı çıkardı. Sonra ben de indim. Tişörtünü havaya kaldırdı. Anneme bıçağı gösterdi sanırım. Sonra annem sen bin git dedi. Ben de gitmeyeceğim dedim. Annemi aşağıya indirdi. Beraber yakındaki dönerciye girdik. Orada olaylar oldu. Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde devamlı ekmek bıçağıyla geziyormuş. Her oturduğuna da anlatıyormuş zaten. Abilerini öldüreceğim, babasını öldüreceğim falan diye.
Ablama bıçağı vurduktan sonra da babamı aramış. Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum diye. Ve sonra yarım saat sonra zaten yakalanıyor. Varan'ın ifadesinde eşi ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, olay günü konuşmak istediğini ancak Bulut'un hakaret ettiğini, kendisini kaybederek eşini öldürdüğünü belirttiği yer aldı. Görgü tanıkları ise Varan'ın agresif tutumla tartıştığı ve olay gerçekleştikten sonra "bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm, herkes duysun" şeklinde bağırdığını söyledikleri kayıtlara geçti. Babalık duygusu olan bir adam bu hareketleri yapmaz zaten. Çocuğunun yanında annesi de böyle bir caniliği, böyle bir vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denmez zaten. İddianamede olaydan önce Varan'ın Bulut'a "gider paşa paşa yatarım Emine, sıkıntı değil, ne olacaksa olsun" mesajı attığı kaydedildi. Düşünebiliyor musunuz, bu nasıl patolojik bir ruh halidir? O çocuğun yarınları, umutları, geleceği, zihinsel, fiziksel, ahlaki gelişimini göz önüne almadan kendi karısını hunharca katleden bir anlayış var bu ülkede. Ve bu anlayış hala çok net bir şekilde toplumsal hayatta karşımıza çıkabiliyor. O çocuğun yaşayacağı travma, geleceği, yarınları, umutları kimsenin umurunda değil. Ve toplum bunu kanıksamış. Asıl acı olanı, üzücü olanı bu. Toplum bunu içselleştirmiş. Toplumumuzda üzülerek müşahede ediyorum ki bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık felsefesi egemen olmuş. Asıl problem bu. Feday Varan'ın avukatı Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızını babasına göstermeyerek velayet hakkını kötüye kullandığını öne sürdü. Bu kapsamda tahrik indirimi talep eden avukat ayrıca cinayet anını gösteren videoları işaret ederek burada Emine Bulut'un sanığa bir şeyler söylediğini ve hakaret etmiş olabileceğini öne sürdü. Avukat ayrıca sanık Feday Varan'ın daha önce suç işlememiş olmasının da indirim nedeni olarak dikkate alınmasını istedi. Kurban olduğum Allah, o avukatı da Allah bildiği gibi yapsın. Mahkeme heyeti avukatın indirim taleplerini reddederken sanığın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Feday Varan ise "adil yargılanmıyorum" dedi. Ben biliyorum, şimdi ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar. 3 sene, 5 sene sonra, 10 sene sonra çıkar bu adam. Dışarıda. Gene tekrar içimizde olacaklar bunlar. Mahkeme katil Feday Varan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Karar, kadın örgütleri ve Emine Bulut'un avukatlarının tepkisine neden oldu. 10 yaşındaki evladının gözleri önünde katledilen Emine Bulut davasında karar çıktı. Katil Feday Varan için ağırlaştırılmış müebbet değil, müebbet hapis cezası verildi. Bu karara hem sokaktan hem de hukukçulardan tepki geldi. Bizler de isyan ettik. Başkanlarımdan sesleniyorum. Bütün herkese, görevlilere, onun cezası daha yükselsin. Avukatlar ve kadın örgütleri sanığın canavarca adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyorlardı. Türkiye'de rüzgar döndü. Son birkaç senedir rüzgar kadın aleyhine döndü. Bunu görelim artık. Gider paşa gibi yatar çıkarım dedi. Dediği gibi de olacak. Hatta bir tek onun dediği olacak. Bu durumda sanığın cezaevine geçireceği süre kısalmış oldu. Duruşmada Feday Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, müvekkilinin Emine Bulut'u tasarlayarak öldürmediğini, MOBESE kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Peki, kasten adam öldürme suçuyla canavarca adam öldürme suçu arasında ne fark var? Avukatlar, canavarca adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üzerinden karar kurulması halinde hem sanığın cezasının infazının daha ağır olacağına hem de ileride indirimlerden yararlanamayacağına dikkat çekiyorlar. Kendi kız evladının gözü önünde öldürülen bir kadın var. Burada asla canavarca hisle öldürme yok diyemeyiz. Bir kadının boğazını evladının gözleri önünde kesmek canavarca his değil de nedir? Tüm Türkiye bu cinayete odaklanmışken bir yandan da bazılarının aklını kurcalayan başka bir konu vardı. O videoyu, yani Feday Varan'ın Emine Bulut'u vahşice bıçakladığı anların görüntüsünün yer aldığı videoyu çeken kişiye ne olacaktı? Ölmek üzere olan bir kadına yardım etmek yerine telefonla video çekmeyi tercih etmek insanlığa ne kadar sığan bir hareketti. Bunun bir cezası olacak mıydı? Ambulans aran diye 10 yaşındaki çocuğum. Onlar çekim yapıyor. Anneanne diyor, onlar çekim yapıyor diyor. Ben diyor bağırıyorum, ambulans aran diyeyim diyor. Bir zihinsel değişime ihtiyaç var Türkiye'de. Bunu ortaya koymak lazım. Çok net ortaya koymak lazım. Aksi halde biz her gün bu ülkede kadına şiddet ve kadın cinayetlerini konuşmaya devam ederiz. Olay anlarını kaydeden BY ve
Daha sonra videoyu gönderdiği arkadaşı M.A. hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma ve nakletme suçundan işlem yapıldı. Tek isteğim devlet büyüklerimizden idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin, tekrar aramızda yaşamasınlar. Evet, itirazlar devam etse de bir kadın cinayeti davası da böyle sonlandı. Geride yüreği paramparça bir kız çocuğu kaldı. Bir de uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek o video. Aslında bir kadının daha yaşamı gözlerimizin önünde canice katledildi ve bir çocuğun daha çocukluğu da gözlerimizin önünde elinden alındı.